Anlam. Bu seçimlerde inşallah Manavgat'ın iki yakasını bir araya getirecek olan sizin evladınız, içinizden birisi, belediye başkan adayımız Sayın Raşit Doğan Enhoş Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Öncelikle şunu söylüyorum. Allah bize bu görevi nasip ettiği bugün itibariyle önümüzdeki 15 gün içerisinde kuracağımız internet sitemizde sadece kendi mal varlığımı değil, bakın dikkatinizi çekiyorum, anamın, babamın, karımın, kızımın, bacımın, eniştemin, baldızımın mal varlığının tamamını açıklayacağım. Allah lütfeder, sizler destek verirseniz, ben Manavgat'a belediye başkanı olursam, ülkücü ve milliyetçi kimliğimle olacağım. Bu milliyetçi kimlik ne demektir biliyor musunuz? Türk milletinin tüm fertleri hakça kazanıp adil bir şekilde bölüşmesini gerektirir. Manavgat rant bölgesidir. Bugün geldiğimiz yeni yapılanma içerisinde bağlanan 9 beldenin 6 tanesi turizm beldesidir. 64 kilometrelik sahil şeridinde 30 kilometrelik hala hazırda boş yer vardır. Bugün birilerinin gözü bu boş sahili, yani İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük rantına sahip Manavgat'ı almak için neler yapacaklarını, nelere tevessül edeceklerini biliyoruz. İşte biz belediyecilik anlayışımızda burada oluşan gelir seviyesini en az yapacağımız projelerle ona çıkarırken, yani rantı artırırken, zamanınca bizim devletimiz Osmanlı yerleştirme yaparken Side'ye yerleştirmedi, Bumko'ya yerleştirmeyip de üst tarafa yerleştirdiklerinin hak mahrumiyetinden pay almasını sağlayacağız. Bu projeleri size birer birer açıklayacağım. Eğer sizler destek verir, Cenab-ı Allah bize lütfeder, belediye başkanı olursa, 3. yıldan itibaren Manavgat'ta en az 5 yıl oturmuş daim olarak, bundan kastımız yazlık bir yıllığına gelip gitmiş kişiler değil, yani Manavgatlı olan, hemşerimiz olan artık kişiler dahil olmak üzere 20 yaşla 55 yaş arasındaki her kim gelip ben işsizim ve iş arıyorum derse, belediyeden değil, Manavgat'ta yarattığımız yeni istihdam kollarından ve var olanlardan 3 ay içerisinde o kişiye istihdam sağlayamaz isem, asgari ücretle mal varlığım bitinceye kadar o kişilere benimle birlikte o parayı dağıtacağımı buradan taahhüt ediyorum. Ve Allah'ın izniyle Manavgat'ta işsiz ve aç bırakmayacağım. Biz turistlerin deyimiyle, telaffuzu zor olduğu için biliyorsunuz turistler Manavgat diyemez, Manavgat derler. Manavgat'ı Allah'ın izniyle 5 yıl içerisinde hem Almanla hem Rusuna marka şehir Manavgat yapacağız ve Antalya seviyesine çıkaracağız. Bugünden bu standartı boyarak Manavgat'ın seviyesini yükseltelim. Ne yapalım? Manavgat belediye başkanlığına aday olacak olan adam bir daha düşünsün. Para için mi? Rant için mi? Yoksa hizmet için mi aday oluyor? Ben hepinize bu gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum Sayın Başkanım.